Merhabalar, ben Kötü Esrat'e ve Kasa Efsun'un 13. bölümüne hoş geldiniz. Ve bir arkadaşın iddia kazanmasına yardımcı olacağız. Arda, ne haber? Tamam, iddiayı kazandın. Hayır, bunu başkası için yapmayacağım. Canım istedi bu sefer yapmak istemek, o yüzden. Gördüğünüz gibi bu eşyaları buraya taşıdım. Bir tane daha Diamond Pickaxe yapacağım çünkü... Yapmak istediğim önemli bir şey var. Ama öncesinde... Ben stickleri hiçbir yere koymamışım. Evet, size şu arkadaşları göstereceğim. Bu arkadaşlar nedir diye soracak olursanız şu şekilde yapıyorlar. Ve şurada da görebileceğiniz gibi... Kendileri birer label. Bu yakıt chest'i. Bu Furnace'a gidecekler chest'i. Bu Macerator'a gidecekler chest'i. Şu da... Extractor'a gidecekler chest'i. Evet, bunun yanı sıra Iron hazırlıyorum biraz. Ve Iron demişken... Bana 9 tane Iron lazım. Çünkü... Valla... Ayrıca şurayı biraz genişlettim. Çok daha geniş bir steam üretimim var. Şimdilik bu tankları kullanacağım fakat yakında o çelik tanklara geçmeyi planlıyorum. Bunun yanı sıra kapıların hepsini tamamladım. Bayağı bir zamanımı aldı. Silah olarak genelde balta kullanmak gibi bir huyum var benim, biliyorsunuz. Bu arkadaşlar da çalışıyor. Ayrıca yapmadığım araştırmaları yaptım. Tomcraft eşyalarını henüz taşımadım. Bu bölüm Tomcraft'la uğraşmayacağız, gördüğünüz gibi. Evet. Şuraya da bir dizi chest yerleştireceğim. Peki, bu bölüm ne yapacağım? Öncelikli olarak sen ve sen git. Siz ikiniz de gidin. Sen gel, sen kalabilirsin. Sense bu arada. Bu item'ın adına bayılıyorum. Normalde Sight kendisi, yani bir orak. Ama because Sight doesn't make sense. Greg kafası deyip geçiyoruz. Evet. Ayrıca üst katı henüz yapmadım ve hala yorumları, yani bölümü bugün yayınladığım için, önceki bölümü, şunların ne olacağına dair yoruma bakmadım. En mantıklı seçenek bu arada neydi? Quarried Stone. Bak, bunun yanı sıra şey. Neydi adı ya? İsim unuttum tamamen. Neyse, Tom Craft'ın o stone'u var ya. O. Yine bir Azanor zımbırtısı. Selam Skeletor. Patla. Tamamdır. Tam tahmin ettiğim gibi. Şimdi benim orasının nerede... Evet, şuradaydı. Birkaç bölüm önce bulduğum güzel bir maden yatağı. Yani şu anki diamondlarımın hepsini dungeon'dan buldum demiştim. Ardından size bir de green diamond yataklarını göstereyim. Şuradan girelim kestirmeye. Evet, karşınızda bir Great Tech Diamond Ore'u. Beraberinde bunlarla da geliyor. Peki, bu yatak ne kadar büyük? Bakalım. Ayrıca size ufak bir ipucu vereyim. Burası aynı yatağın bir parçası. Ve muhtemelen üstlerde daha fazla var.
Biraz bakalım. Bu arada saçma bir durum. Bu Diamond Ore'ları kırmak için 3. seviye bir pickaxe'e ihtiyacınız var. Yani bir şekilde yani Small Diamond Ore'lar var dünyada. Onları bulabilirsiniz. Ya da chestlerden falan ilk diamondlarınızı elde edip öyle bir başlangıç yapabilirsiniz. Ya da yemek yiyebilirsiniz. Keşke yanımda daha fazla yemek alsaydım. Evet. Buradan bu şekilde bu diamond ore'ları, kömür de var, kazabilirsiniz. Kasa Efsun için ufak bir avantaj var. Üçüncü seviye kazabilen bir kazma türünüz var. Shardlardan yapılan kazmalar. Onlar üçüncü seviye kazabiliyor. Evet, diamond. Onları kullanarak çok rahat bir biçimde kazabilirsiniz. Hatta direkt onları kullanın derim ben. Çok daha kolay ve kısa bir yol olur. İlk diamond'ınızı bu şekilde elde edebilirsiniz. Tabii önce diamond ore'u bulmak lazım. Aynı yükseklikte çıkıyorlar. Biraz ufak bir damar mı yoksa ben mi? Ya çünkü normalde hani test dünyalarında falan baktığım diamond ore'lu yatakları bayağı bir geniş. Muhtemelen çoğuna bakamadım. Ya da ufak bir damara denk geldim. İlk bulduğum tin yatağı da o şekildeydi. Bayağı ufaktı. İkinci ve üçüncüler bayağı bir geniş idi. Hatta üçüncüsünden 8 stack tin çıkarttım. Böyle madenciliği. Greek madenciliği böyle bir şey işte. Bakınıyoruz. Tamam, burada devam ediyor. Evet. Şurada da bir tane varmış. Hemen kazarım onu. O zaman ben birazdan geliyorum. Evet, yatak arkalara doğru bayağı bir devam ediyormuş. Şurada da gördüğünüz gibi. Yani bayağı güzel kazılacak bir maden yatağımız var. İşin kötü yanı bayağı bir lavlara yakınlar. Ya sıkıntı oluyor azıcık. Keşke yanımda bir kova getireymişim. Gerçi maden yatağının yerini bildiğim için birazdan çıkacağım hemen. Eve geri dönüp sonradan devam edeceğim. Bu arada hemen sizinle beraber bir bakalım. Bunları işlemin en mantıklı yolu ne? Pişirmek olabilir diyorlar. Pulverizer'a sokarsak. İki tane Crush Diamond orayı elde ediyoruz. Bakalım. Şimdi ilk olarak şu buradaki graphite elde ediyoruz. Bundan da graphite elde ediyoruz. Bakalım seni işlediğimiz takdirde sen direkt Diamond Dust'a dönüşüyorsun. Sen bu şekilde konulursan böyle bir makinede işlenebiliyor. Bir ara bir test yapacağım, ona göre işleyeceğim. Bunun yanı sıra direkt pulverizer'a sokulursa bu. Sonra bu. Bunu da Impulsion Compressor. Bir makine vardı. Galiba onu desteklemiyor Diamond. O zaman şu çok daha mantıklı gibi. Bir ara test dünyamda gidip oranlarına bakayım. Eğer gerçekten mantıklıysa bunu yaparım. Ve onda işlerim diamondları. Şu an dungeon'da diamondların bana fazlasıyla yeteceği için bunları henüz işlemeyeceğim, sadece toplayacağım. Ona göre bir işleme metodu seçerim. Evet. Biraz daha bakalım. Evet, pek bir şey yok. Bu tarafta
Evet, şurada bir tane daha diamond var. Bir dedim, pardon. Evet. Yatağa daha fazla bakma işini sonraya bırakalım o zaman. De nedense her elime attığım yerden diamond çıkmak zorunda. Evet. İşte Great Tech'te madencilik böyle oluyor. Bağımlılığa dönüşüyor ihtiyaçtansa. Mining. Never even once. Not even once, pardon. Evet. Kurtarın beni. Neyse, bu yatağa daha sonra uğrarım tekrar. Neticede bu maden yatağı kaçmıyor. Ama zombi kaçıyor. Evet. O zaman yüzeyde tekrar görüşmek üzere. Evet, her zamanki gibi evimize doğru koşuyoruz. Çünkü gece olmuş. Evet. Şimdi şu orlarımızı buraya bırakalım. Diamondlar nerede? Ha, burada, pardon. Bunun sıra bir adet witch öldürdük, 2 glowstone'umuz oldu. Şimdi 56 diamond ore toplamışız. Ve bu bölüm önemli bir şey yapacağız. Havuç yiyeceğiz. Hayır, Tom.com. Bu bölüm seninle işim yok. Bu bölüm Tomcraft'la işim yok. Evet. Ayrıca burada ikinci bir barrel kullanmam gerekiyor. Fakat yakında ondan kurtulacağım. Ve bu yapacağımız iş ise Thunder. Evet. Boş elle shift sağ tıklayıp bunu yerleştiriyoruz. Sen led güzel bir belirtici olabilir. Sana da bronz güzel bir belirtici olur. Boş ele gerek yokmuş aslında. Sana glowstone. Charcoal. Diamond. Evet. Bunu da rastgele değersiz bir ore. İkisi direkt ore chest olduğu için sana Rotten Flesh, sana Sugarcane, sana Stone Brick. Çünkü sen dekoratifsin. Sana rastgele bir Crushed Ore. Iron, Lapisle, Tin Copper, Redstone. Redstone. Sana bir şey buluruz. Sen Vanilla Chest ol. Sen Crowbar. Sen ne ol? Buldum. Bana hammer ver. Sırf bunun için bunu yapacağım. Wrench. Thunder, fevkaladenin fevkinde. Artık hangisi ne chest'iydi diye kafam karışmayacak. Ve bunun yanı sıra evet, macerator'larımız bitmiş.
O zaman pişirme zamanı. Ve bunlar pişmekte olduğuna göre şu üçünü de alalım. Dursunlar burada üst kat için. Aslında dur, hepsini alayım. De şu ikisini tekrar ısıtalım, smooth hallerine gelsinler. Neticede iki tane fırınımız var, onlar hızlıca çalışır diye umuyorum. Steam konusunda da derdimiz yok. Evet. Ve şimdi yapacağımız ufak bir düzenleme daha var. O da onun için de Jabba'ya giriyoruz. Bir adet bu lazım. Ve bunun için bana fence lazım. Gene karıştırıyorum. Bu arada sana da bunu koyayım. Wrench. Ve tool'lar konusunda da yakında bir şey yapacağım. Hatta birazdan bir şey yapacağım. Evet. Önce şu fence işini halledelim. Tamam, bu kadar fence işimi görür şimdilik. Ve beraberinde biraz daha wood alayım. Evet. Bunu alarak şuna shift sağ tıklıyorum. Rengi değişti. Ancak kapıyı boş ver. Storage upgrade. Normal storage upgrade lazım önce. Bunun için bir adet Jabba barrel'ı, iki adet de piston lazım. Peki. Halihazırda bir Jabba barrel'ımız var mı? Yok. Piston için gereken malzemeler ne peki? İki adet bu. İki adet bu. Biraz bu. Biraz da wood. İki adet pistonumuzu yapalım. Bu arada başka bir recipe daha varmış. Hah, buymuş. Ardından Jabba barrel'ımız için bize alışacağım elbet bir gün. Piston. Sen. Ve wood. Tamam. Ardından da yanlış. Bu. Ve shift sağ tıkladığımız takdirde artık buna ihtiyacımız olmayacak. Kendi kapasitesi 128'e kadar çıktı. 128 stack içine koyabiliyoruz dersek. Ya bu bizim istediğimiz bir şey. Ve bugün yine ufak şeylere ayırıyorum her şeyi. Bibliocraft'tan yapmak istediğim birkaç bir şey var. Hyperprinting Press değil. Bu. Lockwood. Başka ne istiyorsun? Crafting Table. Bookcase. Ki kolaymışsın. Öncelikle şu bookcase yapalım. 8. İş görür. Şimdi bookcase gel. Ardından crafting table'ımız vardı şurada. Sonra sen ve sen. Gelin bakalım. Evet, şu fancy crafting table'ı ne zamandır denemek istiyordum. Bakalım nasıl bir şey. Evet, tam beklediğim şey. Bakalım. Kullanan
bir item var mı? Ama beklediğim şey değilmiş aslında. Evet, tam olarak beklediğim şey değilmiş. Olsun. Gene de iş görür. Bakın bir chest falan bağlasak yanına ne oluyor? Gerçi bir chest var yanında. İçine bir falan bir chest gömebiliyor muyuz acaba? Chest dedim. Hayır. İçine kitap koyabiliyoruzdur ama. Şu an biraz test yapıyorum. Şu an sadece daha şık görünümlü bir crafting table'ımız var. Bir saniye, elimde zaten bir kitap var. Ama herhangi bir işimize yaramıyor. O zaman Bibliocraft'tan gidelim. Potion istemiyorum. Ha, fancy sign işime yarayabilirsin. Shelf. Tool rack. Öncelikle nasıldın sen? Ha, bu. Evet. Ardından da iki tane şimdilik işimi görür diye düşünüyorum. Aslında görmez ama şuraya koyalım bir. Şuraya ve şuraya birer tane koyalım bundan. Ardından wrench, sen. Şimdi bu kadar yeter. Wrench gel. File gel. Testere gel. Testere şimdi geldi. Evet. Tool rackler sadece aletlerin konulabildiği bir zımbırtı. Fancy crafting table'ımız bakalım. Fancy crafting table'ımızı boş ver. Bana normal crafting table ver. Seni boş yere yaptık. Bunun yanı sıra başka yapabileceğimiz ne var diye soracak olursanız pek bir şey yok. Clipboard işime yarayabilir. Hatta clipboard bayağı işime yarar ancak tavuk öldürmem lazım. Feather niyetine kullanabileceğim başka bir şey var mı? Şu an yok. Yani bir yerden benim tavuk bulmam lazım. Gıdaklayan bir tavuk. Evet. Henüz yakınlarda yok. Bölüm arası bir yere bulurum. Şu an dışarı çıkmaya da üşendim. O zaman yatalım. Biliyorum boş bir bölüm oldu. Çok önemli bir şey yapmadık. Bir sonraki bölüm elektrik çağına geçmeye çalışacağım. Söz veremiyorum ancak geçmeye çalışacağım. Öncelikli olarak Steam Turbine. Bakalım. Bayağı bir şeye ihtiyaç duyuyor. Benim bölüm arası bayağı bir steel üretmem lazım. Steel demişken çeliklerimizin durumuna bakalım hemen. Makinelerimiz ne durumda? Çalışıyorlar. Aa evet. Çelik demişken aklıma ne geldi? Biz bölümün başında bir adet kompresörümüze bir adet iron koymuştuk. Ve bunu sanırım 4 tane gold'la birleştireceğim. Evet. Dimensional Anchor. Bunu şimdi üst kata koyayım. Çok bir dikkat çekmeyecek bir biçimde. Çıkabilirsem eğer. Evet, Dimensional Anchor. Ve eğer Loaded Chunks. Şu an tüm bu alanı yüklüyor. Artık tüm bu alanı yüklüyor. Tamam, istediğim alan bu. Ama o swamp'ı kapsamıyormuş. Evet. Artık ben uzaklardayken bile
burası gayet yükleniyor. Çankları biliyorsunuz. Şurada gördüğünüz alanlar kendisi. Tabii şu yeşil alanı ben yüklüyorum. Mavi alanı ise Dimensional Anchor. Gridleri bir açalım. Grid. Göremiyorum. Ya da okuyamıyorum. Ama basit çatar ref edecek olursak F9'a basalım. Şurada gördüğünüz 16'lık alanların her biri birer chunk. Minecraft bu chunklar mekaniğiyle çalışıyor. Oyuncunun yakınlarındaki chunklar yükleniyor sadece oyun boyunca. Bu sayede devasa oyun dünyası oyuncunun bilgisayarını yormuyor. Yani düşünün, Minecraft şu anki haliyle bu kadar yoruyor. Bu özellik olmasaydı ne kadar yorardı. Fakat modlu Minecraft'ta bu biraz problem yaratıyor. Vanilla'da herhangi bir problem o yaratmamasına rağmen modda şöyle bir problem var. Çoğu makinenin düzenli olarak çalışması lazım. Chunk yüklenmeyi bıraktığı anda makine çalışmayı bırakır. Ve bu problem yaratabilir. Mesela bir şeyi otomatiğe bırakıyorsunuz. Geliyorsunuz, gram ilerlememiş. Çünkü chunk yüklenmeyi bıraktı. Chunk loader'lar, mesela demin kullandığımız Dimensional Anchor ya da şuradaki World Anchor gibi şeyler. Burada sanki bir oyuncu varmış gibi kandırıp buranın yüklenmesini zorluyor oyunu. Yani burayı yükleyeceksin diyor oyuna. Bu bizim işimize yarıyor tabii ki de. Evet. Basitçe sanırım bu bölümü burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.